Merhaba arkadaşlar. Bir videomda size PDF dosyalarını kendi PDF dosyanızı nasıl oluşturacağınızı anlatacağım. Bu işlem için Word'u kullanacağız. Normalde Word'de hazırladığımız bir belgeyi PDF formatına çevirip kaydedeceğiz ve Adobe Reader ile açılmasını sağlayacağız. Örnek bir metin yazıp Word'de kayıt işlemi yapalım. Örneğin basit bir işlem ile başlayalım. Belgemizi tamamladığımızı düşünelim. Burada sadece yazıyla ben bir örnek vereceğim ama siz hatta bir resim de ekleyelim. İki farklı görüntüde nasıl bir görüntü alacağımızı görelim. Hemen önümüze gelen EF kulesi olabilir. Küçük resim ekledim. Üst tarafta bir metin ifadesi ekledik. Aşağıda ise bir resim ekledik. Bunun kaydını yapalım. Bu işlem için farklı kaydet seçeneğine gireceğiz. Dosya menüsüne geliyorum. Kaydet ve gönder seçeneğine geliyoruz burada. PDF olarak gönder. Zaten burada seçeneklerinizi görebiliyorsunuz. Tabii bu e-postalarda gönderme seçenekleri. Dosya türleri menüsünün en altında PDF XPS belgeleri oluştur diye bir menü var. Hemen onu seçiyorum ve kaydetmem gereken yeri soruyor bana. Masaüstüne bir kayıt yapalım. Teknolojik yardım olsun. PDF kayıt türü gördüğünüz gibi yayınla diyorum ve PDF dosyasını oluşturmasını diyorum. Zaten oluşturduğunda otomatikman açtı. Gördüğünüz gibi artık bir teknolojik yardım.pdf isminde bir PDF dosyamız var. Buradakiler otomatik linkini de aldı. Gördüğünüz gibi metinle yazmış olduğum kısımları metin şeklinde burada seçim yapabiliyorum. Diğer kısımlar ise resim şekilde. Yani her iki modülü de resim ve şekil anlamında düzgün bir şekilde çalışıyor. Hatta burada bir kısa yol linki var. Buna tıkladığınız zaman da otomatikman açılacak şekilde de bu ayarlama işlemini de yaptı. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde ise bu oluşturduğumuz PDF'yi daha doğrusu kendi oluşturduğumuzda böyle bir sıkıntı yaşamayız tabii ki ama normal üzerinde oynama işlemi yapamadığımız bir PDF dosyasını nasıl Word'e çevireceğimizi onu göreceğiz. Bu şekilde düzenleyip geri PDF dosyanın formatına çevirip kullanabileceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.